geçmiş olsun. Ali Savaş 61saat.com. Şimdi hocam üzgün tabii. Bu buradan fırsatçılık, gazetecilik fırsatçılığı yaparak motivasyonu bozmak istemeyiz. Benim bir sorum var. Umut'la iki hafta üst üste başlamış olması genel olarak türbünde, genel olarak türbünde ve spor basınında geciken Petković transferi için hem tribüne hem de yönetime psikolojik baskı olarak değerlendirildiği şeklinde bir görüşü kabul ediyor. Bueno, estamos hablando del jugador de la selección turca, si no me equivoco. Yanlış bilmiyorsam milli takımda oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Quizás está un poco, no está en mejor forma, pero hablamos de un jugador de la selección turca y no sé por qué pone en, ¿cómo se dice?, en dudas su calidad futbolística o humana. Yo pongo los mejores que tengo. En este momento me parece Umut Bozok el mejor que tengo en la posición de delantero, por eso está jugando. Hoy hemos visto a un Enis Destan que también puede ayudar al equipo, pero meterle presión a un chico que año pasado en la Liga Polaca no ha marcado ni un gol, meterle la presión que tiene Umut, me parece un justo. Pero es un jugador de la selección turca. Hablamos de un jugador que ha estado en la última convocatoria, ha estado con la selección turca. No lo desprecie. Yo le hago pregunta, ¿qué haría usted? ¿A quién pondría usted? En mí, si usted estaría en esta silla. Yanlış bilmiyorsam eğer dediğim gibi milli takımda oynayan, milli takıma sürekli katılan bir oyuncudan bahsediyoruz aslında. Ona ya da Polonya Ligi'nde geçen sene oynamış, belki gol atamasa da genç bir oyuncuya, genç bir santrafor oyuncusuna, yine Enis Destan'a bu türden baskının yapılmasını ben biraz adaletsiz buluyorum açıkçası. Belki en iyi formunda olmayabilir Umut'ta ama yine de bu hem kendi kariyerini hem de insani baktığınızda buna o baskı yapmak, oyuncuyu bu şekilde baskı altına almak belki çok doğru olmayabilir diye düşünüyorum ben. Çok adaletli olmayabilir. Ben de elimden gideni yapmaya çalışıyorum. Ben de elimdeki en iyi oyuncularda, o an en iyi gördüğüm, en iyi durumdaki oyuncuları oynatmaya çalışıyorum. Aslında ben de belki cevabımı size bir soru sorarak bitirebilirim. Siz benim yerimde, bu koltukta siz oturuyor olsaydınız, siz ne yapardınız, siz kimi oynatırdınız? Me pregunto, ¿quién pondría? Siz kimi oynatırdınız? Bakayım işte. Voy a ver la lista. No está preparado. Hazır değilsiniz o zaman. No ha visto el partido, no estaba en el estadio. Maçı izlemediniz. No, es que, ¿sabes qué pasa? Es que 8 partidos que del pasado campeonato, Umut Bozok ha marcado 5 goles. Maxi Gómez que se ha ido, 0. 0. ¿Por qué despreciáis un jugador turco que trabaja con toda la humildad y está exponiendo en cuestión su honradez, su calidad humana, futbolística, porque es un chico que trabaja? Pero si vosotros desde el primer día estáis diciendo que es malo, pues imaginaros cómo se siente este chico. Yo, todo lo que vosotros hacéis contra él, yo tengo que construir. Y es que este chico ha marcado en 8 partidos 5 goles, Trezeguet 6. Maxi Gómez, 0. Por eso hay que respetarlo. Es que no lo respetáis. En la pretemporada, Bozok ha marcado más goles de todos los jugadores. Pero es que juega un partido mal y es que le metéis todo el estadio en contra. Eso yo no lo acepto como entrenador y como una persona que respeta el trabajo de este chico. Que ha tenido mal día, sí. Pero ha habido 5 o 6 jugadores que han tenido mal día. Ahora estamos discutiendo de Umut, que es un profesional como copa de un pino. Geçen sezonu değerlendirecek olursak eğer, bizimle beraber olduğu 8 maçlık süreçte kendisi 5 gol attı. Ben neden milli takımda da oynayan, milli takımda da elinden geleni yapmaya çalışan, bütün antrenmanlarda elinden gelenin en iyisini vermeye çalışan, bütün özverisiyle mücadele etmeye çalışan
bir oyuncunun, Türk oyuncunun, yerli bir oyuncunun neden basın tarafından ve herkes tarafından bu kadar değersizleştirildiğini açıkçası anlayamıyorum. Çünkü o da elinden gelen mücadeleyi vermeye çalışıyor. Her zaman elinden gelen en iyisini vermeye çalışan bir oyuncu. Çünkü böyle bir durumda kötü bir maç çıkardığında ya da kötü bir an geçirdiğinde hemen baskının ona geldiği durumda bunun onun üzerinde yarattığı yıkımı ben her gün telafi edip o yıkımın üzerine bir inşa etmek zorundayım. O uğradığı yıkımı onun telafi etmesini sağlayarak tekrar onun üzerine koyup büyümesini, daha gelişmesini sağlamak zorundayım. Tabii ki bu da önümüzde bir sıkıntı yaratıyor. Yine aynı şekilde örneğin hiç adında bahsetmemiş, şu an aramızda olmayan Maxi Gomez. Geçen sene 8 maçlık süreçte attığı gol sayısı 0. Ya da Trezeguet'i değerlendirebilirsiniz aynı şekilde. O da 8 maçlık süreçte 6 gol atmıştı. Umut Bozok yine sezon öncesi kampında da çok iyiydi. Belki de takımımızın bütün oyuncularını düşündüğünüzde en çok gol atan oyuncumuzdu kamp sürecinde. Ve her gün mücadelesini vermeye çalışan bir oyuncuydu. Bugün tabii ki iyi bir anında mıydı? Değildi. Ama bu o eleştirileri hak ettiği ya da bu kadar değersizleştirilmeyi hak ettiği anlamına kesinlikle gelmiyor. Çünkü elinden gelen mücadeleyi vermeye çalışan hem insani değerleriyle hem futbol kariyeriyle birlikte bu kadar bu oyuncunun değersizleştirilmesini açıkçası ben anlayamıyorum. Yine bahsettiğim gibi belki en iyi gününde değildi bugün ama onunla birlikte en iyi gününde ya da en iyi maçını çıkarmayan 5-6 tane oyuncumuz daha vardı. Birçok oyuncu vardı. Dolayısıyla neden Umut Bozok olduğunda ya da neden oyuncu üzerinde bu kadar baskı oluşturulup değersizleştirdiğini açıkçası ben anlayamıyorum. Evet.